Evet kıymetli Vuslat TV izleyenleri, bayram ekranında birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz Merkez Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat Beyefendi. Kendileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik birinci bölümde ve inşallah bu bölümde de başkanımızla sohbetimize devam edeceğiz. Evet başkanım, ilk bölümde biraz kurban kelime anlamına değindik, mahiyetine değindik Kurban Bayramı'nın ve özellikle Yeşilyurt Belediyesi'nin çalışmalarını konuştuk. Bu bölümde de biraz sizin özelinizde bayramı değerlendirmek istiyoruz müsaadeleriniz olursa. İlk bölümde biraz aslında bir cümleyle giriş yapmıştınız. Sizin aile yapınızda bayramın nasıl karşılandığı, nasıl kutlandığı hususunda. Bu önemli, zira ilk bölümde de değindiğimiz gibi son yıllarda özellikle vatandaşlarımızda sadece bir tatil algısına dönüştü bayramlar. Yani onun sıla-i rahim boyutu, akraba ziyaretleri, konu komşuyu gözetme, yardıma ihtiyacı olanlarda bütünleşme, birleşme, kurbanın bu yönü de var. Yani o kestiğimiz kurban etlerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtma, orada yoksul ve zengin buluşması, bunlar göz ardı edilmekte artık. Ve yine tabii bazı hassasiyetleri de göz ardı etmemek lazım ama bazen bu vatandaşlarımız sadece bir kurban bedeli ödeyerek bu işi hallediyor. Tabii bu da önemli, bu da yapılması gereken bir husus ama bir diğer boyutu, o yoksullarla kucaklaşma boyutu atlanıyor. Ve eski bayramlarımız ister istemez aklımıza geliyor. Belki klişe bir soru olacak, yani şu an yöneltmek istemiyorum eski bayramlar nasıldı diye ama sizin özelinizde değerlendirecek olursak muhtemelen seyircilerimiz de kendi payına düşeni alacaklardır. Sizin aile yapınızda bayram nasıl karşılanırdı özellikle çocukluğunuzda ve günümüzde? Evet, tabii ki kurban çocuklar için, bayram çocuklarımız için beraberlik. Geçen Ramazan bayramının programında aile efradıyla birlikte, evet, eşim ve çocuklarımla birlikte program yapmıştık. Benim en küçük oğlum Emir var. İşte 4. sınıfta bu sene. Allah başlasın. Orta 1'e geçti. İşte o zaman sonucu kurban, bayram, kurban değil, bayram nedir, ne anlarsınız bayramdan diye sordu. Bayram dedi, ailenin, sülalenin bir araya gelmesi, evet, dedi. Özellikle sülale tabirini kullanarak bir araya gelmektir dedi. Şimdi tabii biz bayramlarda kardeşlerimiz, işte bütün yeğenlerim, yani babamın, annemin torunları, evet, babam gelin evinde bir araya geliriz. İşte babam önde oturur, onun yanında annem oturur. Abim önce babamla bayramlaşır. Ondan sonra annemle bayramlaşır, o da sıraya gelir. Evet. Sonra ben bayramlaşırım, babamın elini öperim, annemin elini öperim, abimle bayramlaşırım, ben sıraya girerim. Ondan, evet, sonra kardeşlerim öylece devam eder. Sıra işte yeğenlerim sırasıyla, işte büyükleri de küçükleri de hepsi bir araya gelir. Bir kısmı o anı kameraya kaydederek sonsuzlaştırır, ölümsüzleştirir. Ondan sonra tabii küçüğü de büyüğü de, evet, hepsi o bayramlaşma, yani öyle bir havada olur ki gerçek bayrama, evet, dönüşür oradaki atmosfer. Bu aslında bayram bu yönüyle, kurban nasıl yaklaşmaksa aslında bayram da yaklaşmak. Küskünlerin bir araya gelmesi, dargınların bir araya gelmesi, uzak olanların birbirini araması, uzakta olanların birbirini sorgulaması. Bizim özellikle de bu dönemde, tabii benim daha çok kimsesiz insanlarımıza da, evet, gitmem gerekiyor. Yoksul insanlarımıza da gitmem gerekiyor. Onların belki hiç kimseleri yoksa bir başkanları olarak benim onların yanlarında, evet, olmam gerekiyor. Onlarla bayramlaşmam gerekiyor. Bu hassasiyeti aslında sadece yerel yönetici arkadaşlarımın değil, biz millet olarak, bütün bir millet olarak bu hassasiyeti ortaya koymamız gerekiyor. Sahipsiz olan insanlara bayram vesilesiyle sahip olmamız gerekiyor. Kimsesiz olan insanların kimsesi olmamız gerekiyor. Fakir fukaraya, garip kurabaya bu vesileyle sahip çıkmamız gerekiyor.
zaten bizim geleneğimizde, bizim medeniyetimizde kurban etinin üçe ayrılması söz konusu. Siz kurbanı kesiyorsunuz, üç parçaya ayırıyorsunuz etinizi. İşte bir parçası evinize gelen misafirlere ikram etmek için. Diğer bir parçası ise garibanların hakkı olarak, fakir fukaranın hakkı olarak ayırıyorsunuz. Ve geri kalan aslında üçte birini kurban sonrası aile ve efradınız için ayırıyorsunuz. Kurbanın özünde paylaşmak var. Evet. Medeniyetimizi, bu geleneklerimizi mutlaka canlı tutmamız gerekiyor. Mutlaka yaşatmamız gerekiyor. Çünkü bizi biz yapan değerler, bizim biz olmamız ancak bu ölçülerle var. Elbette ki 20. yüzyıl dünyamız öyle bir noktaya geldi ki çok aşırı bir şekilde ferdileşme, evet, çok aşırı bir şekilde ferdi düşünce çok ön plana çıktı ve gemisini kurtaran kaptandır, bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesinin doğru felsefe olduğu sanki algısı oluşmaya başladı ve insanlarımız artık sadece kendisini düşünür hale geldiler. Bu bizim açımızdan aslında bir sapmadır. Biz biz olarak, bütün olarak varız. Birlikte varız. Biz komşumuza sahip çıkarak varız. Biz yolda kalmışlara yardım ederek varız. Bu bizim özümüzden gelen değerlerimiz. Evet. Bu vesileyle aslında yeni neslimiz de bu ritüelleri görerek, büyüklerinin bu davranışını görerek, evet, kendisini yetiştirirken ve medeniyetimiz de gelenekten geleneğe tevarüz bu şekilde, evet, etmekte. Tabii bu kurban olayıyla böyle ama yerel yöneticiler açısından da burada bize çok ciddi sorumluluklar düşmekte. Çünkü mahalle insanı etkiliyor. Bina insanı etkiliyor. Binanın şekli insanı, evet, etkiliyor. Mahalledeki meydan insanın gelişimini, yetişmesini etkiliyor. Burada biz bu yönüyle, bu kurban vesilesiyle tekrar Manatyalı Yeşilyurtlu hemşehrilerime, önce kendime söyleyerek sonra hepimize kurbanları vesile yapalım. Dargınlar barışsın, küskünler barışsın. Büyüklerimizi ziyaret edelim. Büyüklerin mutlaka gidip dualarını alalım, evet, ellerini öpelim. Çünkü bu bizim bu medeniyetimizin tekrar diğer nesillere aktarılması demek. İnşallah yeni Türkiye'de, büyük Türkiye'de bu medeni duygu, bu idealler bizi çok daha ileri noktalara taşıyacak. Evet. Özellikle altı çizilmesi gereken bir konu. Emir gerçekten imrenilecek bir çocuk. Çünkü zira sizin vesilenizle o kavramları görebiliyor. Belki günümüzde birçok çocuk aile, sülale kavramlarını bir yoksun bir şekilde büyümekte. Bunu görebilmesi gerçekten önemli. Muhtemelen siz çocukluğunuzda böyle bayramlar yaşadığınız için bugün bu bayramları devam ettiriyorsunuz ve dediğiniz gibi çocuklarınıza miras kalıyor ve en önemli nokta o bireyselleşmek. Onun altını çizmek gerekiyor. Bireyselleşmek bizi yok edebilecek bir kavram açıkçası. Çünkü İslam'ın temelinde baktığımızda bir çoğul hakimiyeti söz konusu. Özellikle Kur'an'ın dilinde bile bahsederken biz diye bahsedilir ve Müslümanların en önemli görevlerinden bir tanesi de iyiliğe emredip kötülükten alıkoymaktır yani. Bahsettiğiniz gibi sadece kendini kurtarmak değil. Bu hususta elbette Türkiye'de bazı hassasiyetler hala devam ediyor. Özellikle geçen bir istatistik bilgiyi okumuştum. Özellikle bu Suriye'den gelen mülteci kardeşlerimizle alakalı yapılan bir istatistikti. Suriyeli mültecilere yardım etme noktasında Türkiye 3 küsur milyar
dolar bir harcama gerçekleştirmiş ve BM'nin, Birleşmiş Milletler'in yaptığı harcama 240 milyon dolarlarda kalmış. %20'si kadar Türkiye'nin yaptığı harcamanın %20'si kadar bütün ülkeleri görüyoruz. Bu hassasiyetlerimiz devam ediyor. Çok güzel ama bunu dediğiniz gibi daha da pekiştirmek ve özellikle gelecek nesillere aktarabilmek bu hususta çok önemli diye düşünüyoruz ve bu noktada sizi bir kez daha Vusat TV ekranlarından tebrik etmek istiyorum. Bunları yaşatabilmek özellikle bulunduğunuz konum itibariyle çok önemli. Vatandaşlar da elbette örnek alacaklardır.